akşamlar değerli izleyicilerimiz. Boğaz TV Ana Haber Bülteni başladı. Günün gelişen olaylarını paylaşmak üzere sizlerleyiz. AK Parti Grup Başkan Vekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Başkanı Yeşim Karaday ile birlikte Memur Sene'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de gerçekleştirdiği temaslar doğrultusunda Memur Sen Çanakkale temsilciliğini ziyaret etti. Memur Sen'in 15 Temmuz'dan bu yana sergilediği tavrı takdir ettiklerini dile getiren Turan, sendikalarımız ilk günden itibaren meydanlara çağrı yaptılar ve demokrasinin yanında durdular. Daha evvel 28 Şubat'ta darbecilerin yanında durmuş sendikalara büyük bir ders vererek milli iradeden yana tutum sergilediler dedi. FETÖ'nün devlete sızmasının yanında sivil toplum alanını da boş bırakmadığını söyleyen Turan, FETÖ milli iradeden yana saf tutan sendikalara da sızmaya çalıştılar. Burayı kendi çıkarları için kullanmaya başladılar. Ancak vatanperver sendikalarımız buna izin vermedi. Ancak ondan sonradır ki kendi sendikalarını kurdular dedi. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Turan, nasıl ki Fransa'da bir IŞİD lideri kendisine tahsis edilen büyük bir çiftlikte hayatını sürdüremeyecekse, aynı şekilde Amerika'da da bir terör örgütü lideri böyle bir korunaklı bir yerde yaşayamaz. Terörizmle savaştığını iddia edenler, terör örgütü liderlerine bu şekilde sahip çıkamazlar. Terörün iyisi, kötüsü yoktur. Yüzlerce insanımızı bombalayarak şehit eden bir terör örgütü liderine sahip çıkmayı Türkiye kamuoyuna nasıl anlatacaklar dedi. Tarım arazisinde başlayan yangın ormanı da yaktı. Çanakkale'nin Esine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana da sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alınırken 20 hektarlık tarım arazisiyle 1 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Geyikli beldesinde eski Odumluk iskelesi yakınlarında bir tarım arazisinden bugün saat 14 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına biri Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait, diğeri ise Keşan'dan takviye olarak iki söndürme helikopteri sevk edildi. Karadan müdahale için de çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1,5 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre 20 hektar tarım arazisi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. Boğazı yüzerek geçme yarışlarına terör darbesi. Her yıl 30 Ağustos'ta yapılan Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasına bu yıl terör olayları darbe vurdu. 2015 yılında 21 farklı ülkeden 15 yüzücü yarışmaya katılırken bu yıl ise yalnızca 45 yabancı yüzücü kayıt yaptırdı. 1986 yılından bu yana sadece devam eden yarışmanın bu yıl 30.sü düzenlenecek. Yarışlara bu yıl iştirak edenlerin sayısı düştü. 2015 yılında yarışlara 215'i yabancı olmak üzere toplam 615 yarışmacı katılmıştı. Bu yıl ise terör olayları sebebiyle yalnızca 45 yabancı yüzücü kayıt yaptırdı. Yarışma 30 Ağustos günü Eceabat Çanakkale arasındaki 3,5 millik parkurda yapılacak. Saat 10'da Eceabat kumsalından başlayıp Çimenlik Kalesi'ne 11.45'te sona erecek yarışmaya 45'i yabancı 545 yarışmacı katılacak. Ünlü Hollywood yıldızı Bo Derek de 2013 yılında Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasına katılmış ancak yarışmayı tamamlayamamıştı. Değerli izleyicilerimiz, Boğaz TV ekranlarında severek izlediğiniz Duyguların Rengi programının başarılı sunucusu, Turizm ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Handan Cengiz Türk'ün Dokunuş sergisi ziyaretçilerini büyüledi. Thank you.
103. sergisine hoş geldiniz. Handan Cengiz Türk kimdir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Handan Cengiz Türk, Rize doğumlu, memur bir ailenin kızı olması nedeniyle birçok ülkede ikamet etti. Bu sanatla tanışması ise 1988 yılında Tokat'ta gerçekleşti. 650 yıllık geleneğin aktarıcısı olan ve kendisine bu konuda el veren Naci Hoca'dan 4 yıl boyunca kalıp boyama, kök boyama yapımı ve tahtı baskı eğitimi aldı. Merhabalar, ben Handan Cengiz Tüm. Turizm ve Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bu görmüş olduğunuz kişisel sergim 103. kişisel sergim. Burada ne çalıştım? Cam altı, vitray ve tahta bastı. Dönemleri ise Osmanlı, Mısır ve Truva dönemleri. Arkada gördüğünüz gibi buradaki eserlerimde Truva dönemine ait eserler. Ayrıca Biga'nın Gümüşçay beldesine bağlı ilçede 2000 yıl önce çıkartılmış lahit mezar müzeliyim daha önceden biliyorsunuz. Oradaki mezarın ben orada mermere oyulmuştum. Ben cam aldım. Yani vitray olarak çalıştım. 3.5'a 2 boyutunda çalıştım. Ve bu sergide onu da teşhir ettim. Ve ayrıca burası bugün Turhan Mildon Kültür Merkezi Kepez'de. Bugün buranın da açılışı. Sayın Başkanıma ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten sevgili dostlarım, o kadar mükemmel bir açılış oldu ki gelmenizi isterdim. Başta başkanıma ve bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgili eşim Murat Türk'e çok teşekkür ediyorum yanımda olduğu için. Sizlere de sevgili kameramanlar teşekkür ediyorum. Herkes bu sergiye gelsin diyorum. 8 Eylül'e kadar açık diyorum. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm merkezleri Gökçeada ve Bolçaada'nın belediye başkanları CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği adalara girişin ücretli olmasını içeren kanun teklifine destek geldi. Meclise vermiş olduğu kanun teklifi ve Atilla Aytaç, Marmara Belediye Başkanımız, bu kanun teklifi ile alakalı çok ciddi çalışmalar yapmışlardır. Ve bunun ardından kanun teklifi meclise sunulmuştur. Ve biz yıllardan bu yana Kuzey Ege'de bulunan iki tane güzide adamız Bozcaada ve Gökçeada, aynı zamanda Marmara Denizi'nde bulunan adalarımızın yaz sezonunda turizmin yoğun olduğu günlerde yaşadıkları sıkıntılara çözüm olabilecek çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bu kanun teklifiyle alakalı şu anda mecliste grubu bulunan bütün partilerden çok ciddi manada destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Gökçeada Belediyesi olarak 1927 yılında yürürlüğe giren Adalar Yasası, 1151 sayılı Adalar Yasası halen daha hüküm devam etmekte ve il özel idaresinden ayrı özel idaresi özerk olan Gökçeada ve Bozcaada Kaymakamlığı nezdinde yerel yönetim belediye olarak Gökçeada'ya hizmet vermeye çalışıyoruz. Fakat biz İller Bankası'ndan 6500 nüfus, ilçe merkezinde bulunan 6500 nüfus üzerinden pay alır iken yaz sezonundaki nüfus yoğunluğumuz yaklaşık 35 bin 40 bine kadar çıkmaktadır. 297 kilometre karelik alanda yaz sezonunda tatile gelen misafirlerimizi ağırlayabilmek adına hem norm kadrolarımız itibariyle hem bütçemiz itibariyle gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Dolayısıyla Sayın Milletvekilimiz Mahmut Tanal'ın vermiş olduğu kanun teklifinin bu devam eden sorunun ve problemlerin çözüm noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada mecliste grubu bulunan bütün partilerden bu konuda bu yasanın yürürlüğe girmesi noktasında da destek bekliyoruz.
Öncelikle bu yasa teklifinin tamamen hizmet odaklı bir talep olduğunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Anakarayla bağlantısı olmayan ada belediyeleri genel bütçeden gelir paylarını kış nüfusuna göre almakta. Norm kadro cetvelleri kış nüfusuna göre düzenlenmekte ve coğrafi konumları gereği de diğer belediyelerden teknik olarak destek alma imkanları son derece düşük. Ama biz biliyoruz ki hem turizmin lokomotifi olan hem Çanakkale'de 130 kiloluk orkinosu zıpkınla vurdu. 2 metre boyundaki dev orkinosun zıpkınla vurulma anı ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geçerken çok net atış verdi, çok sakindi. İki tane geldiler ve balığı vurduğum nokta, balığı tam bu noktadan vurdum. Balığı tam bu noktadan vurdum, şiş öbür taraftan çıkmadı. İkinci atışı da yaptım. İkinci atışı yine patos tüfeğimle yaptım şu noktadan. Ama zaten balığın direnci bitmişti. Bu atışta balığı garantiye almış oldum. Şimdi daha önce İri avlar yaptım, benzer pozisyonlarda kaldım, hani tecrübeliyim bu konuda. Daha önce birkaç kez karşılaştığım bir balıktı. Tabii ki heyecan yaratan bir balık, heyecan yaratan bir av oldu. Gerekli tecrübeye sahip olduğum için sakinliğimi korumaya çalıştım ve iyi bir atış yaptım. İyi de yerine denk geldi. Kısa bir mücadeleden sonra balığı almak nasip oldu. Tabii bizim için de çok keyifli bir av oldu. Her zaman yapılması mümkün olan avlar değil, avı özel kılan kriterlerden bir tanesi. Arılar peteklerini kovan yerine ağaç dalında yaptılar. Çanakkale'de kovanlarından ayrılan ve yuvalanacak yer bulamayınca bir ağacın dalında petek yapan binlerce arının bu davranışının ender görülen bir olay olduğu bildirildi. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri yaptığı açıklamada Cevatpaşa Mahallesi'nde ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi. Arıcıların milyonda bir görebildiği ender bir olayla karşı karşıya olduklarını belirten İleri, arıların genellikle ilkbaharda çoğaldığını, bunun da oğul denilen olayla gerçekleştiğini anlattı. İleri, arıların kovanlarını terk edip uygun bir yerde beklemeye başladığına dikkat çekerek, arıcılar da kovanlarını terk eden arıları alır, kovanlarına koyarlar. Buradaki ilginç olay, arı kovanını terk etmiş ama kimse görmemiş. Burada ağacın arasına yerleşmiş. Dolayısıyla kendisine ikinci bir mekan bulamamış. Ağacın üzerinde petek oluşturmuş. Yavrusunu ve bal yapmış. Koloni gibi, kovan var gibi yaşamına devam etmeye başlamış dedi. Ana haber bültenimizden bu akşamlık bu kadar. Değerli izleyenlerimiz, yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.